Şimdi her geçen gün böyle umutsuz konuşuyoruz ama umutsuzluğumuz her geçen gün maalesef artıyor. Çünkü mesela olan olaylar artık akıl dışı, canavarca ve bütün yani insanın benliğini, şimdiye kadar öğrendiklerimizi, yaşadıklarımızı, her şeyi alt üst eden, bütün bu iyi niyet, iyi insan olmak, güzel birlikte yaşamak kavramlarının, umut kavramının, barışçıl hayat kavramının hepsinin altına bir asit döken olaylarla karşılaşıyoruz. Yani 2 yaşında bir çocuğun yani istismara uğraması, narinin bedeninin bu kadar alçakça diyeyim bir şekilde hayatına sonlanması, öldürülmesi ve hala da birçok kişi yani yetkin soruşturma yapılmaması mesela. Yani böyle olayları görüyoruz. İşte mesela bakıyorsun bir yandan da hani biz Kürt illerinde mesela Narin olayı Diyarbakır'da olduğu için işte Narin'in gerçekten çok böyle herkese sempatik gelen bir yüzünün olmasının da katkısı var. Ben buna inanıyorum. Ama olmasa bile mesela bölgede böyle bir olay olduğunda hepimiz ayağa kalkıyoruz. Hepimiz gündemleştiriyoruz bunu. Ve bunun da batıdakiler şöyle yorumluyor. Bakın ta yıllar önce namus töre cinayeti işte doğuda yapılıyor, batıda olmuyor falan tartışmalarına geri döndüğümüzde bakıyoruz. İşte doğuda daha çok böyle oldu. Doğuda ensest var. Allah bilir ne olmuştur vesaire. O kadar çok ırkçı söylemler gördük ki bu dönemde. Ama bir bakıyorsunuz hemen arkasından işte Konya'da herkesin gözü önünde bir adam çok sinsice karısını öldürüyor bıçak darbeleriyle. Hemen ardından bakıyorsun Ordu'da üvey anne 2 yaşındaki çocuğu balkondan itip gelip kaçıyor. Yani bu eril sistemin bir ırkı, milliyeti yok yani. Veyahut da toprağı, coğrafyası yok yani. İşte burayı hep böyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. Yani bir olay oluyor. Biz bunun yan şeylerini tartışıyoruz. Neden şimdiye kadar mesela Van'da 38 günlükte bebeğe tecavüz edilmişti mesela. Hani o bu kadar çok gündeme oturmamıştı. Yani bir dolu aslında bölgede de ve Türkiye'de oturan, gündeme oturan veya oturmayan o kadar çok vaka var ki bu biraz da aslında sistem de bunu özellikle yapıyor. İşte şu anda mesela hayat pahalılığı var. Gündemde çok başka aslında konuşmamız gereken bir dolu mesele de var. Ama bu kadın meselesi, çocuk meselesi her zaman böyle topluma biraz da böyle gerçek gündemi, olabilecek gündemi de şaşırtmak amaçlı da kullanılıyor. Böyle bir paradoks var diyeyim yani. Hani hepsi bizim için çok önemli. Hepsi bizim çok yaşamımızı direkt etkiliyor ama bu cezasızlık hali bizim travma yaşatıyor ve diğer travmalarımızı bir yandan da unutuyoruz. Ama buna içimizin rahat olması lazım artık. Devlet, erkek, aile, işte bu tarikatlar, bunların kıskacındaki kadın ve çocukların kesinlikle bir an önce artık bu sistemin dönüşmesi gerekiyor, değiştirmemiz lazım. Bize topyekün buna doğuda oluyor, batıda oluyor, şunlarda oluyor, bunlarda oluyor, kırsalda oluyor, kentte oluyor gibi tartışmaların dışında veyahut da bir de yeni bu son yıllarda da işte Suriyeliler, göçmenler yapıyor. Biz bu tartışmalar yerine asıl gündemi konuşmamız gerekiyor. Biz neden bu hale geldik? Neden hani bu kadar çok teslim ettik işte çocuklarımızı imam hatiplere, Kur'an kurslarına, neden bilimden uzaklaştırdık, neden insan haklarından uzaklaştırdık, yasalar neden uygulanmıyor, neden kötüler dışarıda? Yani işte daha yeni Makbule anne çıktı. Yani onun cezaevinde o kadar çok acı çektirilmesiyle işte bir Dilan Polat örneği mesela. Hani neden bu kadar çok adaletsizliklere biz maruz kalıyoruz? Bunları bence konuşmamız gerekiyor. Narin olayı hani tüm dünyada infaşa yarattı gerçekten de. Ancak o kadar çok oldu ki böyle olay. Yani şimdiye kadar 80 bin çocuğun bu şekilde yok edildiği koşa oluyor. Yani kendi yaptıkları açıklamalarda, verdikleri verilerde bunu görüyoruz. İşte ta bu aslında
80'li yıllarda bu hani daha çok dindar siyasal İslam politikalarının gelişmesiyle ta bu köylerdeki şey okullarının neydi bu köy enstitülerin kapanmasıyla bile başlayan bir olay aslında. Hani ta o zamanlardan bugüne toplum olarak biz gerçekten iyi olan her şeyi kötüledik, kötüledik işte komünizmi kötüledik, feminizmi kötüledik, demokrasiyi kötüledik, insanların kendi kendisini yönetmesini kötüledik. Sonra işte nelere izin verdik? Bir dolu katliamlar oldu işte Zilan katliamından tutun da Ermenilere yapılan tehcirdir, mübadeledir. Yani bunlar hepsi aslında iç içe gelişti ve biz bugünlere maalesef geldik. Kötülük kazanıyor ya artık yani. Bu kadar sende sinsi kötülük kazanıyor. Adalet kesinlikle masum insanlardan yana değil. Adalet insan hakları savunandan yana değil. Ne çıkmaması gereken, cezaevinde olması gerekenler, katiller, tecavüzcüler, şeyler, yani insanları kumpasa getiren kişilerin yani orada olması gerekiyor. Ama maalesef tam tersi yani şu anda adaletin terazisi, kefesi kesinlikle kırık vaziyette. Birbirine kenetlenmesi gerekiyor. Benim tek bildiğim şey bu. Ama o da şu anda o kadar çok kaygan bir zemin ki yani o eski insan hakları aktivizmini, o umutlu kesimi, o örgütlü kesimi şu anda göremiyoruz. Eskiden Van'da sivil toplum çok gelişkindi. Çok fazla sivil toplum örgütü vardı. Hemen hemen birçok kişi örgütlüydü. Mesela Özgecan eylemini burada binlerce kişi doğalında bir araya gelerek mesela eylem, yürüyüş ve tepki verdi. Ama şimdi hani böyle o örgütlemek de çok güçlendi. Bizim aslında bizim gibi düşünen, İktidarın bu yaptıklarını, bu başımıza gelenleri eleştirel bakan kişilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Örgütlenmesi gerekiyor. Ama işte iktidar bunu da engelleyici birçok şey yaptı işte. Şu an cezaevleri tweet atanlarla dolu. İktidarı eleştirenler, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutun birçok uydurulmuş suçlarla diyeyim, uydurulmuş ceza maddeleriyle şu anda cezaevleri hep onlarla dolu. Dolayısıyla bizim bir yandan hem kendimizi koruyarak, kenetlenerek birbirimize destek olmamız ve örgütlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani elimizde bir tek bu kaldı. Ailede de şöyle bir şey var. Biz zaten işte feministleri yıllarca böyle aile düşmanı olarak gösterdiler. Bunlar işte aile düzenini bozmaya çalışıyorlar. İşte karı koca biz demokrasi istiyoruz, biz eşitlik istiyoruz. Biz hiçbir kimsenin başka bir kimseye tahakküm ilişkisi içerisinde olmasını istemiyoruz. Biz buna karşıyız. Elbette hepimizin bir ailesi var. Herkes bir aile içerisinde büyüyor veya ben büyümüyor. Farklı bir aile çeşitleri de var. İşte dedeyle yaşayanlar var. Yani illa böyle anne baba çocuk da yok yani. Türkiye gerçeğinde de öyle bir gerçek de var. Kumalık var mesela bakarsan. Yani o kadar çok aslında toplumdan uzak bir model çiziliyor ki bu biraz böyle siyasal İslam'ın bize dayattığı bir aile modeli. Ve sanki püri pakmış gibi gösteriliyor. Oysa ailede, o aile içerisinde erkekler muhatap alıyor. Devlet mesela erkeği muhatap alıyor. Bakın hala bir soyadı, kütük bu gibi şeylerle uğraşıyoruz yani. Kadınlar hep aile içerisinde ikinci ve üçüncü pozisyonda. Medeni kanunun birçok aslında uygulanması gereken kanunu uygulanmıyor. Mesela hala evlenen yani iş çıkış kodlarında evlilik sebebiyle, kadının evlenmesi sebebiyle çıkışında tazminat hak ediyor mesela. Bu neye sebep oluyor? Kadın çalışmasın, eve gidersen eğer, kocanın yanına gidersen sana tazminat hakkı doğuyor. Bu erkekte yok. Niye erkekler evlilik sebebiyle ayrıldıklarında tazminat alamıyorlar? Burada şöyle bir aslında bu uygulama direkt kadını eğer işinden ayrılırsan sana iş yeri tazminat hakkı verecektir. Yani bunun neye sebep oluyor? Kadınların patır patır işlerinden evlilik sebebiyle ayrılmalarına sebep oluyor. Yani bu mesela çok basit bir örnek. Ve bunun bir dolu aslında uygulamada bizi ezen, eve kapatan direkt yasa var yani hani bununla ilgili. Bizim işte bunları bu konularda uyanık olmamız lazım. Teker teker bunları fark edip kendimizi bu sistem içerisinde
görünür kılmamız gerekiyor. Fark ederek görünür kılmamız gerekiyor. Burada hepimizin farkındalık düzeyinin artması lazım. Daha çok bilinçlenmemiz lazım. Şimdi mesela bakıyoruz sosyal medyada kadınları daha çok işte hani estetik, güzellik, iyi kadın olmak, iyi ev kadını olmak, yemek yapmak, işte kocanı nasıl karşılamalısın, böyle şeyler öğretiyor. Bu oyuna gelmeyelim. Yani ev içerisinde eşit ilişki, ilişki içerisinde, hani flört şiddeti de şu anda çok yaygın, ilişki içerisinde eşitliği savunalım ve bunu kurmaya çalışalım. Yani bu hepimizin çabası olmalı. Neden yönetilmek istiyoruz ki? Yani hepimizin ayrı ayrı hayatları var ve aile her zaman da bunun en iyi yeri değil yani. Mutlaka aile içerisinde bir istismar, mutlaka aile içerisinden biri yapmıştır. Bakıyorsunuz ensest, aile içi şiddet, hepsi aile bireyleri tarafından geliyor. Uzaktaki bir insan tarafından, ki istatistikler de böyle. Kadınlar, kadın cinayetleri hep koca, baba, işte sevgili, boşandığı eş, böyle şekilleniyor. O yüzden çok kutsadığımız yerler aslında çok da kutsal değil. Bunu fark etmemiz lazım. Ve koşulsuz güven belki de aile içerisinde olmaması gereken bir şey. Oluşması için de erkeğin fikrinin, zikrinin, bakış açısının, aile içindeki duruşunun değişmesi lazım. Yani bu erkeklerle kutsal aile kurulamaz. Aile de bunu öyle görüyor. Hala kız isteme var. Mesela hala bekaretin simgesi kırmızı kurdele takan kadınlar var. Yani bunun, bu kadınların fark etmesi ve buna hayır demesi gerekiyor. Hatta işte soyadı kadınların isteğine göre olsun gibi bir söylem hala öyle ya şu anda. Bakıyorsunuz ama kadınlar kendi soy ismini taşımak isteyen çok az kadın görüyor. Çünkü aslında o sistem içerisinde hayır deme gücünü, kanadını kırıyor kadının. Yani aslında öyle bir gücü var ama dersem ben mutsuz olurum fikri de çok yaygın. O yüzden kadın şikayet etmiyor, yaşadığı şiddeti rapor etmiyor veyahut da istemediği bir uygulamaya hayır demiyor. Çünkü mutsuz ediliyor. Kadına, ölüme, cinayete kadar giden bir şeyi var. O yüzden hani bizlerin bunu fark etmesi, fark ettikten sonra da mücadeleci olmamız gerekiyor. Hepimiz aslında tek 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 bunu başarırsak bu yayılacaktır diye düşünüyorum. Ama önümüze baktığımızda hep kötü örnekler, biat eden kadın, hizmet eden kadın, bunlar çok bize sunuluyor. Televizyonlardan sunuluyor, sosyal medyadan sunuluyor. İyi kadın, iyi anne, işte aile içerisinde işte iyi nişanlı, yani mesela iyi gelin falan, böyle şeyler. Hatta yarışmalar bile var yani baktığında. Kim daha iyi yemek yapıyor, kim daha iyi gelin vesaire. Dolayısıyla böyle bir ortamda bizim küçük çocukların, çocuklarımızın buna eleştirel bakması da bir yandan güçleşiyor. Fark ettirmek, fark etmek ve fark ettirmek. Bir de modellerin de artması lazım. Yani bunun tersi, mücadele eden kadınların sayısının artması lazım ki bu bize, topluma olumlu olarak dönsün.